Galatasaray'da seçim sürecinden bahsediyordun. Biraz da rekabetin bir artık iki aday arasında farklı noktalara gidebileceğinden söz ettin. Bu arada Osman dinlerken çok mesaj gelmiş. Biraz daha açar mısın? Nasıl bir evet. rekabet olacak? Evet, ben tabii, orada onu o ben o de söyleyecektim. Yerden, biraz o açar mısın? O kaldığım yerden o zaman. Şimdi bilgiler geliyor ama çok net bilgileri öğrendiklerimiz de var. Bunlar da tabii orada paylaşılması adına söz verdiğimiz şeyler de var. İlk önce yarınlı bir e, bakacağız. Sayın Dursun Özbey'in anlattıkları anlatacaklarını. Ama bir aşağı bir yukarı biliyoruz artık. Riva, Kapalı evet. Spor Salonu, Florya, işte Kemerburgaz taşınmazlar vesaire. Şimdi i̇şte burada bunları dilendikten sonra Galatasaray camiasının gözü kulağı o çarşamba günü yapılacak olan Mustafa Kemal Merkezi, Akatlar'da yapılacak evet, olan o toplantı olacak. Ben de onu söyleyecektim. Atatürk Kültür, Kültür Merkezi ve Mustafa evet. Kemal Kültür Merkezi. Mustafa vardı. Kemal Kültür Merkezi, ee, evet. Galatasaray'da... Çok ince bir strateji belirleniyor. Orada bile e, seçerken dikkat edilmiş. Yani bir otelde de yapabilirdik bunu. İstanbul'un en lüks otelinde de yapabilirdik ama öyle bir yerde tercih edilmesi seçim stratejisi için önemli diye düşünüyorlar. Diğer taraftan o toplantıya kimler katılacak? Şimdi yarın Dursun Özben toplantısında bütün yönetim kurulu katılacak. Ekstra bir sürpriz. Ben beklemiyorum. Ama Eşref Bey'in 8 Haziran Çarşamba günü o salonda yapacağı toplantıya İnan Kıraç, Nilay Aysal, Adnan Öztürk, e, Abdurrahim Albayrak, Bekleniyor tam olarak belli değil. Büyük ihtimalle o da listenin bir yerinde olacağı e, kesin gibi gözüküyor. Önümüzdeki günlerde açıklanır. Orada İnan Kıraç'ın açıklayacağı projeler çok önemli. Belki bambaşka sürpriz bir tesis olabilir bu zamana kadar konuşulanların dışında. Nasıl ki geçmişte Selahattin Beyazıt Galatasaray'a bağışladığı bir araziyi biz bugün hala 30 yıl sonra konuşuyorsak evet. bambaşka hazır bir projeyle gelebilir. Onun dışında sponsorluk konusunda seçimin seyrini değiştirebilecek bir sponsorluğa vurgu yapılıyor. Bakın bu çok önemli. Galatasaray'da Dursun Özbey'in parası var. Eşref ekibinin parası yok. Çok konuşuluyordu. Transfer yapmayacak, satacak. Diğer tarafta Dursun Özbek transfer yapacak. Bunları hep söylem. Ben şu ana kadar Sayın Eşref en ufak bir vaat duymadım. Hatta şu yapıldı. Dursun Özbek, sat, şey, Dursun Özbek satın alacak. Eşref satacak. Evet. Bunu bir kere öyle bir ifade kullandı zannedersem onun dışında hiç kullanmadı. Kendisine de hiç bu seçim sürecinde konuşmadım ben Sayın Eşref Ama o çarşamba günü tekrar ifade ediyordum. Çarşamba çarşamba günü duyuracak diyorsun. Çarşamba akşam saat 20'de duyuracak. sponsorluklar gelir gider. Ee, belki transfer, belki hoca bunun içinde olacak ama her şey sil baştan olacak diyorum. Bak seçimi seyrini değiştirecek bir toplantı olacak. Şimdi belki diyorsun ya burada tamam sponsorluk söylenmeyebilir o güne kadar ama şimdi teknik direktör konusunda Fazla ketum değil mi Eşref Hamamcıoğlu? Ben açıklayayım mı? Açıkla. Ben ketum değilim. Ben biliyorum bunu söyleyebilirim. Hadi açıkla. Şimdi <laughs> heh, açıkla. çok ketum ama orada Sayın Eşref Hamamcıoğlu'nun şu anda çok e, sportif aşıya başkan vekili Adnan Öztürk çok sıkı, çok ince o da stratejinin Ünal Aysal ve Eşref Hamamcıoğlu e, İnan Kıraç'la beraber çok ciddi bir strateji belirliyorlar. Ben hocanın belli olduğunu hep söylüyordum ismi öğrenemiştim. İtalyan bir teknik adam diyordum. Senle yaptığımız yayınlarda da bunu dile getirmiştim. Yani. Şimdi bu akşam Mançini ismi ortaya atıldı. Ben de o zaman hani bana sorduğunuz zaman Mançini mi demiştim? Hayır Mançini değil demiştim. Bugün ben sana Mançini mi demiştim? Bugün ve yarın Mançini ismi yine konuşulacak. Bak yarın da konuşulacak. Hatta bugün görüşüldü. Belki yarın Mançini ile bir fotoğraf da çıkabilir ortaya. Mançini artı. Fotoğraf çıkabilir. Bekleyin yarın şey olabilir. Galatasaray'da çok hareketli saatler yaşanıyor. Bakın üstüne basarak söylüyorum. Galatasaray'ı ben 25 yıldır çok çeşitli seçimler takip ettim. Bu seçim. Melike çok samimi söylüyorum. Hiç alışık olmadığım bir seçim ortamına doğru gidiyor. Çünkü bir taraf kazandı, bir taraf kaybetti olarak gösterdi. Bak Çatı Aday'a vurgu yapıyorum. Çatı aday dediğin zaman Duygun Yarsubat'ın Alp Yalman'a karşı kazandığı bir seçim. Çatı Aday bir gecede oldu. Taner hatırlarsın. Evet. Allah rahmet eylesin. Duygun Yarsubat'ın Maslak ofisinde ben de o geceyi takip etmiştim. Kapıda kimler geliyor, kimler çıkıyor. Sonra başkanlığı bıraktıktan sonra bana göre son yılların en güzel röportajını yapmıştım. Duygun Yarsubat'la yine Dursun Özbek'le ilgili söylediği şeyler vardı. Çok uzun, 3 gün, 4 gün konuşulmuştu. Bir tanesi mesela kulübü 3-5 çocuğa bıraktı demişti mesela. Onlar da bugün yine Dursun Bey'i destekliyor mesela o ekibin içinde olanlar. Burada Çatı aday böyle olmaz. Çatı aday çok ciddi bir destekle gelir. Şimdi benim söylediklerim eğer çarşamba günü olursa bir anda seçimin seyri eşeğe geçer. Yani çatı ee, aday yani dediğimiz yerde, Roma, Roberto Mancini ismi bile seçim dengesini değiştirir. Büyük değiştirir. Yani o yüzden ben şaşkınım şu an. Çünkü ben sana bunu daha önce sorduğunda sen hayır demiştin. Şimdi ise diyorsun ki... Roberto Mancini çok net var. Roberto Mancini ile... Görüşüldü mü? Görüşüldü. Görüşüldü. Bak telefonda görüşüldü. <laughs> çok an, net söylüyorum. Melike'nin habercilik Bakın, müdürleri pırladı fırladı şu anda. Sevgili Melike Çelik. <laughs> Savaş Bak. Çorlu diyor ki Mançin ile Galatasaray için görüşüldü Eşref Amamcıoğlu. Ver kırmızıyı. E ve ekibi. Evet. evet. Biraz daha öteye yaptı. gideyim mi? Git. Biraz daha öteye gideyim mi? Bugün Eyvah. oldu değil mi? Bugün oldu değil mi? Evet. Bugün bir Mançini, Eşref, Eşref Bey görüşmesi ya da bir Mançini Adnan Öztürk görüşmesinin e görüntülü ya da fotoğraflı ortaya çıkarsa şaşırmam. Görüntülü? Ya da fotoğraflı. Bu görüşmenin detayları çıkarsa ortaya. Ama diyorsun ki telefonla görüşüldü. Telefonla görüşüldü. Belki İstanbul'da, belki İtalya'da bu görüşmenin devamı gelecek diyorum. Ve görüntüsü gelecek diyorsun. Gelebilir. Büyük ihtimalle de çıkar. Ne kadar saklarsanız saklayın. Böyle bir görüşme İtalya'da varsa İtalya'da bulur çıkarırlar. İtalya'da da çok önemli muhabirler var. İtalya'da da çok iyi takip edenler var. Yani böyle bir görüşme çıkabilir. İki, e, Sayın Mançin'in buradan giderken ne şekilde gittiğini biliyoruz. Transferde bir mutsuzluk yaşadığı için bütçe konusunda ayrılmıştı, tazminat da almadan ayrıldı. Eğer bu görüşmede takım bütçesi mevcut takıma inanılıp güvenilirse, mançini seçimden sonra evet de diyebilir. Olay ki evet demedi. B planı da hazır. Ben iki tane isim söylüyorum. Üçüncü isim söylemiyorum. Eşeppe için bir Roberto De Zerbi. Hı hı. Şu anda Shakhtar Donetsk'te iyi işler yapmışken, Shakhtar Donetsk'te Süper Kupa kazanmış bir teknik adam, 42 yaşında. Mancini bir İki, rezervi. Eğer A olmazsa B. C, o yok. Bu kadar söylüyorum. Bak çok net. Ben A, heyecanlandım. De. Ben de heyecanlandım. Galatasaraylar eminim çok heyecanlanmıştır. Düşünsenize yani uzun zaman sonra böyle bir sezon yaşarız. Fenerbahçe'de de var. Hani Galatasaray'da mançini olursa. Bakın bu bir tahmin değil. Üstüne basarak tahmin söylüyorum. Tahmin değil Bilgi. tabii. Diğer tarafta ne konuşuyoruz? Yine söylüyorum. Çatı seçimi kazandır. Okan Buruk, Tudor, Fatih Terim. Fatih Terim Galatasaray'da çok sevilen. Ne kadar heyecanlandırır. Çünkü o tarafta bir e, hala bir kesim istemiyor. Bir kesim evet. istiyor. Orada bir bölünmüşlük var. Mançini giderken krallar gibi gitti. Transfer için ayrılışta tazminat almadı. Bu süreç e, söylüyorum bak bugün Galatasaray'da Dursun Özbey'in e, toplantısı önemli. Ama bir anda Mançini damgası vurabilir bugüne. Bu Yani büyük bir gol olur. Bakın <laughs> Bu oldu mu? Peki niye Dursun Özbek yönetimi Mançini ile görüşmesin? Mançini kimle Galatasaray'a geldi? Ünal Aysal ama yani Ünal Aysal sonuç itibariyle ya bu profesyonel. Arada... Galatasaray'da bir de şöyle bir şey var. Hmm. İki adayın da benzer isimlerle çalışma ihtimallerinden söz ediliyor. Onu da konuşuruz istersen. Cenk Bey'den bahsediliyor mesela. Cenk Bey konusunda çeşitli şeyler var tabii ki duyuldu. Cenk Bey profesyonel. iki aday da konuşabilir. Ama şunu da unutmayalım ki... Yani bakın, bakın, Galatasaray Galatasaray. burada menfaat Olağanüstü, söz konusu olduğu zaman hani aday fark etmeksizin hareket eden bir kulüp yapısı olduğu için söylüyorum. Olağanüstü profesyonel çalışan daha önce Galatasaray'da başkan adaylığı yapmış Galatasaray'da Ünal Aysel'le beraber çalışmış. Olağanüstü ticari kafası çalışan çok zeki bir Adnan Öztürk'ten bahsediyoruz. Adnan Öztürk'ün Adnan Polat'a karşı başkan adayı olduğu zaman isimleri hatırlıyor mu? Kimlerle çalışmak istedi? hatta toplantıya çıkardı. Peter Kenyon, Chelsea'yi zirveye çıkaran önemli adam. Thomas Kurt Esteve Kalsvade, Kalzade pardon. Bu isimlerle e, yola çıkan bir Adnan Öztürk vardı. Şu anda da Ünal Bey'in Eşref Amamcıoğlu'nu çok net desteklediğini görüyorum. Bunu dün U19 maçına giderek gösterdiler. Maçtan çıktılar. Ünal Bey'in oteline gittiler. İnan Kıraç, Adnan Öztürk ve Ünal Aysal. Şimdi Ünal Aysal'ın Mançini'yle ile sürekli görüştüğünü biliyoruz. Evet. İstanbul'da... Hatta bu Mali Genel Kurul zamanı yine seninle konuştuğumuz süreçte Ünal Aysal'ın başkan olması durumunda Mançini... Vardı mi? evet aynen ben öyle doğru. Ben isim demiştim. daha vardı. Yani bakın Ünal Aysal gibi evet. Adnan Öztürk gibi isimler tecrübeli iş adamları asla B plansız iş yapmazlar. Taner buna herhalde katılırsın yani. Böylesine önemli e, Sayın Adnan Öztürk çok önemli bir çelik firmasının yolunu yapıyordu yıllarca dünya çapında. Çünkü onların A, B hatta C planları her zaman olur. Burada da tekrar söylüyorum Mancini gündemde görüşme oldu. Yüzde de bir görüşme olabilir. Transfer planlaması hepsi masaya yatacak. Çarşamba günkü toplantı da Mancini'yi gölgede bırakabilecek bir hareket olabilir. Nasıl yani? Sportifin dışında. Doz artıyor. Bakın sportifin <laughs> dışında. Burada sportif anlamda konuşuyoruz. Teknik adamları konuşuyoruz. A, B, C şeklinde. O tarafta da mali olarak, ekonomik olarak. mali olarak, ekonomik olarak benim de Eşref Bey'i Bey'in geçmişte çok yanlışları vardı Mustafa Verilerle gelecek, gelecek, mu? gelecek diyorsun. Verilerle değil. Sponsorlarla. Sponsorlarla. İsimlerle. İsimlerle ve gerçekçi bir şekilde. Bak çok net söylüyorum. Ben birazını biliyorum. Ama açıldığı anda o akşam dinlerken hepimizin büyük heyecan duyacağı şeyler geliyor. Çarşamba günü. Çarşamba akşamı Şimdi Bugün seçimin... Dursun Özbek o, o, he, hedeflerinden ve planlamalarından, projelerinden bahsedecek dedik. Kalemin düşüyor ve düştü. düştü. Yusuf bir şey yazmış. Yusuf göstere göstere dedi. düştü kalem. Ben ama şey, sen Yusuf diyorsun Rejiden ki... bir şey yazmışlar ona bakayım demiş. Ama sen diyorsun ki Dursun Özbek bunları açıkladıktan sonra çarşamba günü bekleyin diyorsun Galatasaraylılara. Yarın akşam, evet bu akşam Dursun Özbek'in toplantısında projeler projelerle ilgili bir takım şeyler duyacağız. Ama bunun akabinde bakın Sayın Eşref Amcaoğlu Ankara, Bursa, İstanbul'da Cemiyet, Taş Spor çeşitli Hı. toplantılar var ama iki başkan adayının da en büyük toplantısı en büyük projesi birisi. Bu akşam Dursun Özbek, çarşamba günü de bunun rövanşı ya da karşılığı nasıl bunu adını koyarsak koyalım ben e, Mancini ve Dezerbi de bu arada iyi teknik adam. Baktığın zaman genç e, istekli, hırslı e, iyi futbol oynatıyor. O da mesela farklı atraksiyonlar fas, farklı sistemlerle oynatabiliyor. Boşa çıktı. Şaktarla sözleşmesini Uzattı. Bu iki teknik adamdan bir tanesi olacak ve soru geldi diyorsun Değil mi, Görüşme olabilir.